dediğim gibi biz yani normal bilmiyorum çok iç içe ve çok böyle neşeli kızların oyuncaklarını, enkazdan çıkan oyuncaklarını onlarla süsleyip bir şekilde. Sürekli kahkaha olan bir aileydik biz. İç içe bir aileydik. Sabah saat 6'da ben işe giderken gözümü açtığımda ben işe gidiyorum diye mesaj yazardım onlara. Onlar da uyandıkları zaman o şaka işte şunu yaptık bunu yaptık sohbetlerimizi yapardık. Akşamları eve giderken onları arardım. Şimdi hiçbiri yok. Hayatımın büyük bir doluluğu yok. Şu anda sadece dediğim gibi günler görev gibi geçiyor. Kalk işe git. Çocuğun için yemek, ev işleri bu şekilde geçiyor. Gönül ister ki içimizin soğutması için daha ağır cezalar olsaydı, müebbet olsaydı ya da sonsuza kadar kalsalardı gibi. 12 yıl 6 ay sonuçlandı. Dediğim gibi sonuç yeterli değil bizler için. Çünkü bizim burada normalde toplamda Yağcıoğlu sitesinde 11 kayıp var. Bizim 5'i zaten bizim. Annem, anneannem, ikiz kardeşim ve 5-6 yaşlarında 2 tane kız çocuğu. Olay geçeli 1,5 yıl oldu. Bizce zaman geçti gibi ama kalanlara nasıl geçti? Buna bir bakmak lazım. İçeride olmak, içeridekiler için de zordur. Bunun vicdanıyla yaşamak da çok zordur. Kendilerini mahkeme sürecinde tabii ki savunuyorlardı ama eminim kendilerini dışarıda vicdanlarıyla kalabilmek içindir. İçerideki ortam nasıl olduğunu bilmediğimiz için. Allah geri kalanlara sabır versin. Biz sonuçta daha yüksek bekliyorduk. En son ne olabilir? Müebbet olabilir, 22 yıl olabilir. Daha fazlasını istiyoruz. Ömürlerinin yettiği kadar kalsınlar orada istiyoruz.